Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarından yepyeni bir Erkan Soruyor, Az Fırı Kazandırıyor bölümünden bu akşam da yine sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yine evlerinize, hanelerinize Az Fırı'nın farklı bir şubesinde ne yapıyoruz efendim? Konuk oluyoruz. Bugün Azize şubesindeyiz. Şimdi diyorsanız ki eğer bunlar niye böyle askerlik pozu veriyor gibi duruyor diye efendim, burada her şeyden önce bir samimiyet var. Burada sıcaklık var. Burada Azize şubesi olduğunu şöyle bir kendini hissettirmesi lazım. Kardeşlerimiz bizi karşılamak için şöyle kapının önünde beklemişler. Hepsine şöyle canı yürekten bir teşekkür ediyorum. Başta müdürlerimiz olmak üzere. Bugün Azize şubesini ne yapacağız? Nabzını sizler için tutacağız. Yarışmacı avına çıkacağız. Hemşerilerimizle tanışacağız. Azize şubesindeyiz efendim. Bizler çekimlerimize başlıyoruz. Hadi bir sallayalım. Sevgili izleyenlerimiz, açılışımızı gerçekleştirdik. Azize şubesini şöyle İlhan Kaya'nın birbirinden güzel görüntüleriyle beraberce şöyle gezip dolaştık. Şimdi sıra neye geldi biliyorsunuz efendim. Yakinen biliyorsunuz, şimdi sıra asıl meseleye geldi. Kıymetli bir yarışmacımızı bulduk. Tanışacağız. Ramazan sohbetleri gerçekleştireceğiz. Yine heybeden sorular çıkacak efendim. Acaba sorular terletecek mi? Sorular bir çırpıda bilinecek mi? İnanın biz de bilmiyoruz. Her şey şimdiki bu anda saklı efendim. Kıymetli yarışmacımızla tanışıyoruz ve ne yapıyoruz? Hemen startımızı veriyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Efendim bizler de iyiyiz gayet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Azize şubesine çıkıp gelmişiz. Önce Azize şubesini bir değerlendirelim. Nasıl buluyoruz efendim şubemizi? Çok güzel. Sürekli geliyorum ben. Böyle göze takılan bir ayrıntı vesaire bir şey var mı? Yani şurada şöyle olsa daha iyi olur gibisinde bir eleştiri var mı? Yok, şimdiye kadar hiç eleştirme olmadı. O zaman müdürümüzü ne yapıyoruz? Tebrik ediyoruz yani gerçekten. Gerçekten yapıyorlar yani o zaman. Şimdi Ramazan nasıl gidiyor? İyi. Şu an iyi. Şimdi çalışanlardan mıyız, akşamüstü yemek yapanlardan mıyız? Her ya da hem çalışıp hem yapan. Hem çalışan hem çalışan. Allah, meslek nedir efendim? Demek bir bankada çalışıyorsunuz. Arkadaşlar hemen öğrendiler yani. Tabii ki sıkıntı yok. Çalışan için illa ki Ramazan geçiyor. İlla gölgede yatanlar için de geçiyor ama çalışanlar için bir başka geçiyor efendim. Şimdi vakit durumu ne halinde? İyi. Ben saatlik çalışıyorum zaten. Çok güzel. Şimdi eve gidince bir yemek telaşınız var mı? Evet. O zaman tabii işimiz ki, hızlandıralım biraz o zaman. Yarışmaya geçelim mi direkt? Geçelim. Haydi bakalım geçelim. Heybeden acaba nasıl sorular çıkacak efendim? Bizler de bilmiyoruz. Yarışmacımız da bilmiyor. İsim neydi efendim bu arada? Mesudiye Hanım. Evet, şöyle bir bakalım. İlhancığım gel bakalım. Acaba bugün seyircilerimiz için nasıl sorular hazırladın? Ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Bakacağız şimdi. Efendim bir tanesini seçer misiniz? Hop, aldık. Diğer soruları... Merakı giderilsin diye kıymetli müdürüme veriyorum benim. Müdürüm harikasın sen yine. Yüksek enerjisiyle ne yapıyor? Azize şubesine can katmaya devam ediyor. Ne güzel bir sorular seçmişsiniz siz. Yol yakınken dönsek mi? Ben hepsini. Ben yardım ederim. Müdürüm orada yardım eder. Burada herkes yardım eder. Sıkıntı yok. Anlaştık? Anlaştık. Peki efendim o zaman. Nereliydik efendim bu arada? Ereğli. Ereğli. Lililerdensin. Elmas mı meşhurdu? Müdürüm oran ne? Elma mıydı? Elma, üzüm, her şey var ya. Fişte. Konuşacağız, detaylara yani. Gireceğiz ama yarışmamıza başlayalım artık. İlk soru geliyor. Ekran başındaki izleyicilerimiz de şöyle yine her zaman olduğu gibi birbirleriyle şöyle evin içindekileriyle şöyle bir yarışsınlar bakalım. Cumhuriyet. Kaç yılında ilan edilmiştir Cumhuriyet? Kaç yılında ilan edilmiştir? Şıkları saymaya gerek var mı efendim? Allah'ın bahşettiği nefesi boşa harcayalım mı ya da sayalım mı? Şu an hiç... Gayet güzel. Hiç problem yok. Şıklar geliyor. Şıklar geliyor. Hayırdır nereye? Arabayı yanlış bir yere mi park ettik? Hiç panik yok. Ben şıkları sayacağım size. A şıkkı 1920. B şıkkı 1938. C şıkkı 1930. D şıkkı 1923. Acaba hangisi? Şimdi bankacısın ya, yola çık. Hangi resmi günlerde bayrak asıyorlar böyle? Onları sırayla şöyle bir say kendince. Hadi bakalım. Şu an hiç an. Ha, müdürüm ne diyorsunuz? Müşterimizi üzmüyoruz, yardımcı oluyoruz. Şimdi hemen kopya zamanı. Verelim mi kopyayı? Verelim yani değil mi efendim bence de? Verelim, verelim. Şimdi A şıkkı 1920. 23 müdür efendim? Bakın aklınıza geldi işte. Yahu oruçlusunuz, yani. Kafa telaşıyla gün içinde çalıştınız. Kafa insan bildiğini unutuyor. Şimdi 1923 müdür? Doğru mudur? 23. Efendim 1923 doğru cevap mıdır?
Doğru mudur? Doğrudur. Alışveriş çekimiz gelsin. Kıymetli ablamızı bayağı bir terlettik şöyle. Şimdi... Şu an ismimi bile... O derece zor yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gayet güzel bir yarışma çıkartacağız inşallah. Ama tamam mı, devam mı diye sormak zorundayım şimdi. Devam edelim mi? Devam. Edelim mi, etmeyelim mi? Edelim, rezil olmayayım. Sıkıntı yok. Şimdi ikinci soru geliyor efendim. Aşağıdaki tarihi yerlerden hangisi Konya'da bulunmaktadır? Tarihi yerlerin hangisi Konya'da bulunmaktadır? A. Kilistra Antik Kenti. B. Efes Antik Kenti. C. Kadife Kale. C. D. Çeşme Kalesi. İlhancığım, benimle kastın ne senin? Ben sordum, sorudan ben hiçbir şey anlamadım. O yüzden tekrarlıyorum yani şimdi. Aşağıdaki yerlerden hangisi Konya'da bulunmaktadır? Aşağıdaki tarihi yerlerden hangisi Konya'da bulunmaktadır? Tarihi bir yer var Konya'mızda. İlhan Allah bildiği gibi yapsın seni. Nasıl şıklar bunlar? A şıkkı Kilistra Antik Kent. Kilistra, hani Seydişehir yolun üzerinde giderken. Bildin değil mi? Aklında tut. Bence aklında tut burayı. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum. B şıkkı Efes Antik Kenti. Efes. Aklında tutmasan da olur. O kadar önemi yok yani. C şıkkı Kadife Kale. Duy, unut. D şıkkı Çeşme Kalesi. Duy, yine unut. Şimdi hangisi aklımızda kalacaktı efendim? Hangisi aklımızda kalacaktı? Bir. İlk. Bir. A. Kilistra mı? Ablam bayılacak galiba, yemin ediyorum var. Ablam sallanmaya başladı. Sorular ağır gelmeye başladı. Bayılacağım yani gerçekten. O zaman ne yapsak bilemedim ki. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğru cevap A şıkkı. Kilistra, hemen çek gelsin. Müdürüm, ambulansı da arayın. Kapının önünde hazır beklesin. Tamam mıdır? Tamam, devam mıdır? Var ya. Tamam mıdır? Devam mıdır? Tamam. Tamam, bu kadar yeter. Kafi diyorsun yani, öyle mi? O zaman ne yapalım biliyor musun? Ereğli'ye bir selam yollayalım. Alalım tüm efendim. Sevdiklerime selam. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Efendim, ilk defa böyle bir durumla ne yapıyoruz? Karşı karşıya geliyoruz. Bu da bir Ramazan hatırası kaldı. Şu anda sorular yarım kaldı. Sorular yarım kaldıysa bu soruları tamamlayalım bence. Abim benim, ne güzel bakıyorsun öyle uzaklara. Gemici misin sen? Gençliğinde ne işle meşguldün sen? İsim nedir? Ömer Köse. Ömer abimiz ne işle meşguldür? Çiftçilik. Çiftçilik. Allah. Benim en çok sevdiğim kesim diyelim artık böyle. Çiftçiler günü yakın zamanda geçti ama yine de Çiftçiler günün kutlu olsun. Sağ ol, teşekkür nerede ederim. Nerede toprak işiyle uğraşıyoruz efendim? Eskil. Eskiliyim. Aksaray Eskil. Ne ektin bu sene? Kurban oldum. Anlat bana şöyle. Aklına gelen ne varsa ekiliyorum. Allah, o zaman tarla fazla. Kaç dönüm var? Yetecek kadar kendimize şükür. Şimdi yetecek kadar var da ne kadar var ama şimdi bir altını çizmek lazım onun. Orada be. Nazar değmesin diyor abim benim. Hiç karıştırma diyor, o zaman sıkıntı yok. Abi az önce ne yaptın? Yarışmaya tanık oldun. Evet. Seninle devam edelim mi? Edebiliriz. Ederiz değil mi? Sıkıntı yok. Allah, İlhancığım yaklaş bana. Uzak kalma buradan. Burada muhabbet var, sohbet var İlhancığım. Şimdi yarım kalan soruları ne yapalım? Tamamlayalım şimdi. Ezanı ilk okuyan müezzin kimdir? Ezanı ilk okuyan müezzin kimdir? Efendim hoş geldiniz sizler de. Kimdir efendim? Arkadan da güzel bir kopya geldi ama şöyle. Şıkları sayayım mı ben? Evet, say. Emin ol bildiğin cevap. Hiç sıkıntı yok ama işte oruçlusun ya, kafa gidiyor ister istemez. Doğru, doğru. Hemen sana şıklar gelsin. A şıkkı Hazreti Selman-ı Farisi. B şıkkı Hazreti Musab bin Umeyr. C şıkkı Hazreti Ammar bin Yasir. D şıkkı Hazreti Bilal-i Habeşi. Hazreti Bilal-i Habeşi. Habeşi. Habeşi değil mi? Evet. Hazreti Bilal. Hazreti Bilal doğru cevap mıdır efendim? Evet, doğrudur. Hazreti Bilal doğru cevaptır. Abime göre Hazreti Bilal doğru cevap. Peki reji, size göre doğru cevap mıdır? Doğru cevaptır. Gelsin hemen alışveriş çekin. Efendim buyurun. Bir diğer soruyu da soralım. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar, hoşçakalın. Şimdi bir diğer soruyu soracağız. Amcam benim, çaktırmadan da kopya veriyorum. Yok. Bak böyle. Gönlü güzel abim benim. Aşağıdakilerden hangisi Konya yöresine ait bir yemektir? Konya yöremizin lezzetli yemeklerinden bir tanesini soruyoruz. Yemekle aramız nasıl? İyidir. Senin fazla iyi değil gibi sanki. Ne bileyim, bana göre iyidir. Yengem iyi yemek yapar mı? Yapar. Sen o zaman yengeme burada ne yapıyorsun? İhanet ediyorsun ama. Yaptığı yemeklerin hakkını vermen lazım. Biraz şöyle bak, bizim İlhan'a annesi çok güzel yemek yapıyor. Şekil ortada. Doğrudur. Bu konuyu ayrıca bir görüşelim inşallah. Şimdi soru gelsin. Hangisi Konya'mızın bir yemeğidir diye sorduk. Çingene pilavı, çabut aşı, saç arası, tekke çorbası. Acaba hangisi? Şimdi çingene pilavı, bir çabut aşı. Duymadık yani. Saç arası mı? Evet, saç arası. Allah, şöyle bir hafif akmaya başladı abim benim. Canınız çekti herhalde. Doğrudur. Yengem iyi yapar mı?
Yapar. Allah. Doğru cevap saç arası der misin abim benim? Doğru cevabımız saç arasıdır. Doğru mudur? Tabii ki de doğrudur. İnşallah şöyle bir denk gelir yolumuz düşerse. Yenge hanım yapar şöyle yerinde yeriz. Alışveriş çekimiz gelsin. Efendim gayet güzel bir yarışma çıkarttınız. Sizi tanıdık ziyadesiyle memnun kaldık. Şöyle senden önce bir görüntü yollayalım. Bir selam yolla eşe dosta. Eskiler tüm beni tanımayan herkese selam yollarım. İftarınız mübarek olsun. Allah'ım senden razı olsun. Kendine iyi bak. Az sporlar senin çık çık gel her zaman için inşallah. Olur mu? Haydi bakalım hoşça kal. Sevgili izleyenlerimiz bir yarışmayı ikiye böldük. Bir ablamızı bir ağabeyimizi tanıdık ama kesildik mi? Hayır efendim. Şimdi elimizde yine alışveriş çekleri var. Yine soru zarfları var. Azziye şubesindeyiz efendim. Azziye şubesi bereketlenmeye başladı böyle hareketlilik kendini göstermeye başladı. Yine hareketliliğin tam ortasındayız efendim. Bu güzel mağazamızda ikinci yarışmacımız için çekimlerimize devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Azziye Şubesi'nin enerjisi dakikalar geçtikçe efendim artmaya başladı. Tabii iftara da artık şöyle saatten aşağı düşmeye başladı. Verimlilik buradaki enerji zirveye tırmanmaya başladı. Kıymetli bir yarışmacımızı bulduk. Yine tanışacağız. Nasip olursa alışveriş çekleri ikram edeceğiz. Yanımızda şöyle civan bir ağabeyimiz var. Bakalım nerelidir, bakalım nereden gelmiştir. Oruç onu etkilemiş midir? En ince ayrıntılarına kadar şöyle gireceğiz. Abim benim hoş geldin. Hoş bulduk. Orucu etkilemedi. İsmim etkilemedi Mustafa. Mi abi? Yok. Yani peki, çünkü kendime tutuyorum ben orucu. Dışarıdaki evet. İnsanların baskısıyla yani sigara içmesi veya bir arkadaşın su içmesi beni etkilemiyor. Helal olsun. Çünkü dediğim gibi oruç, Ramazan herkesin kendine ait. Kendi inancımıza göre, kendi saygımıza göre biz orucumuzu tutuyoruz. Çok helal şükür olsun. 10. gün. Bugün de akşam olmak üzere. Market olarak da Asfora'yı, genelde ben buraya da yakınım, esnafım. Asfora marketini seviyorum. Daha doğrusu bütün asfaraları seviyoruz. Konya'mızın marketi. O yüzden buradan elimizden geldiği kadar ki A'dan Z'ye bütün çeşitlerde meş var. Buradan alışveriş yapıyoruz. Memnunuz. Hey maşallah. Abim girişte kamu spotu gibi girdi böyle. Daha sonra asfaraların bir fanatiği olarak yoluna devam etti. Konya tabiriyle çok güzel de lafın sonunu sünnetledi. Şimdi abim benim her şeyi gayet güzel özetledik. Bizim bir meramımız var. Biz yarışma yapmak isteriz. Yapalım. Tabii ki efendim. Allah o zaman çıksın heybeden sorular. Haydi bakalım. Acaba ağabeyim hangi soruyu seçecek? Ben sana yardım ederim abim. Hiç sıkıntı yok. Maviyi severim. Yeşil Peygamber Efendimizin rengi, onu alayım. Evet. Buyurun. Yeşili aldı. Ağabeyim Ömerciğim. Ne güzel duruyorsun öyle öyle. Maşallah. Şimdi yeşil rengi seçti ağabeyim ama acaba kardeşimiz buradan söyleyeyim. Evet. Susamış. Susamış aynı mı? Aynı zamanda sigara da içiyor veya nargile. Çünkü belli yani yüzü artık geliyor zaman. Aynen. Hafif bir atırsızı modu var şu anda yani. Fark ettim. Sıkıntı yok. Olabilir. Ne yapıyoruz? Evet. Tekrar yarışmamıza dönelim. Evet. Ömer'im seviyoruz seni canım benim. Seviyoruz tabii. Evet. Şimdi ilk soru geliyor abi. Sen nasıl bir soru zarfı seçmişsin öyle? Allah! Evet. Ama sıkıntı yok. Abim bilecek. İlhan'ım sana yok. Evet. Görelim. Şimdi Düden Gölü. Evet. Hangi ilçemizin sınırları içerisindedir? Düden Gölümüz var. Hangi ilçemizin sınırları içerisindedir? Aynen. Aman yarabbi. Bence hız felakettir abi. Hız felakettir. Hıza hiç gerek yok. Ha. Ne yapalım? Şıkları verelim. Ha. A şıkkı Ilgın. B şıkkı. Düden dedi. Pardon bizim bir daha şey tamam. Evet. Olur öyle arada. Problem yok. Şıklar tekrar geliyor. A şıkkı Ilgın. B şıkkı Beyşehir. C şıkkı Meram. D şıkkı Kolu. Acaba hangisi abim benim? Güden. Güden. Yo. Düden. Bizim Hasan Güden geldi aklıma. Düden Gölü efendim. Evet. Bir daha şıkları. O zaman yapalım. Erkan'ın kaşı gözü oynamaya başlasın. Ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Bak şimdi A şıkkı Ilgın. Olmaz. Beşik, bence Beyşehir'de de olmaz. Bence de Beyşehir bölü var. Yani tahmini görüşüm aynen, yani. Evet. Meram da desen. O da değil. Öbürü. Kulu olabilir kulu, mi? Kulu evet. Doğru cevap Kulu mu efendim? Evet. Kulu doğru cevaptır. İnanarak söyledin değil mi bunu? İnanıyorum çünkü Beyşehir'de Beyşehir gölü var. Yani başka bir gölün olmasına gerek yani yok. Yani barındırmazlar diyorsun evet. Yani. Öyle mi abi? Evet. Yaz oraya bir tane artı. Kulu. Doğru mudur? Doğrudur. Alışveriş çeki gelsin efendim. Peşin peşin. Sıcak sıcak. Şimdi hanım zaten alışveriş yapıyor şu an içeride. Allah harika o zaman. Söyle alışverişi hızlandırsın abim benim. Elinden gelen ne varsa al hanım. Şimdi evet. İkinci soru geliyor abim benim. Hazır mısın? Hazırım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin komşusu değildir? Evet. Türkiye'nin komşusu değildir. A şıkkı Yunanistan. B şıkkı Suriye. C şıkkı Gürcistan. D şıkkı Almanya. Almanya. Gittin mi efendim Almanya'ya? Gitmedim. Gitmek ister misin? İsterim. İnşallah gidersin abi. İnşallah abiciğim. Doğru cevap Almanya mıdır efendim? Almanya'dır efendim tabii. Hemen diğer alışveriş çekimiz. Evet Ömer abinle zaten iletişimi kurdun sen. Evet beyler Asfora marketi buyurun.
Bir daha alalım abi, tam duyuralım. Asfora Market'e buyurun efendim. Abi lokanta mı işletiyoruz? Hayır, eskiden... Ama tam bir Çanaklı gevresinden geçmişsin belli ya. Abi ben esnafım ya. Maşallah. Yani, o yüzden hani arkadaşlar da bilir. Sağ olsunlar, çalışanlar da tanır. Enerjiden çünkü belli zaten. Enerji abi var abi, ciğer güçlü, buyurun. Helal olsun. Gelsin diğer soru. Evet. Abim benim, abdestin farzı kaçtır? Acele etmiyoruz abim ben. Abdestin farzı kaçtır? A şıkkı 4, B şıkkı 12, C şıkkı 8, D şıkkı 5. 4 mü, 12 mi, 8 mi, 5 mi? 4 müdür abim benim? 4. Müsaitsek sayabilir miyiz inşallah? El, yüz, eller, ayaklar. El, yüz, baş, ayak. El, yüz, baş, ayak. El, yüz, baş, ayak. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Şimdi Hazreti Muhammed'in peygamber olmadan önce ne iş yapardı? Hazreti Muhammed peygamberimiz. Tabii ki çoban, en büyük, en değerli mesleğimiz. Şimdi, o hafif çocuk yaşlardaydı. Biraz büyüyünce. Ben sana şıkları bir sayayım istersen. Say. Demircilik, asker, ticaret, zarraf. Ticaret. Evet. Amcasıyla beraber. Amcasıyla ticaret yaptı. Ki, ama yine de çoban olarak her zaman için biz biliriz. Çobanlık yapmıştır yani illaki. Doğru cevap mıdır? Doğrudur efendim. Ömer, ben hemen abinle arana girmeyeyim ben. Efendim gayet güzel bir yarışma çıkarttınız. Alalım da bir kucaklaşalım. Devam et. Abim benim. Çok güzel bir yarışma sergiledin gerçekten. Ederim. Şöyle bir tokalaşalım ve bir Ramazan mesajı alalım. Hatıra kalsın. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Dediğim gibi tek bir şey. Yani insanlar sadece biraz saygılı. Yani oruç tutuyorum diyerekten işte ne bileyim kornaya basmalar. Yolda bir ne bileyim yol vermemeler. Yani orucu kendinize tutuyorsunuz kardeşim. Hiç kimse kimsenin orucuyla yargılanmaz. O yüzden diyorum ki saygı ve sevgi olalım. Büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi sevelim. Başka da bir şey demiyorum. Yine her zaman olduğu gibi efendim, Nail abimiz Azziye Şubesi'ne enerji vermeye devam ediyor. Nail abim de çekimlerde bizleri yalnız bırakmadı. Nail abim, öncelikle Ramazan'ımız bir hayırlı olsun şöyle. Evet. Cümlemizin Ramazan'a hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah razı olsun. Nasılsın abim benim, iyisin? Allah razı olsun, iyidir. Sizleri sormalı. Bizler de gayet iyiyiz. Abi şimdi şöyle bir durum var. Senin gibi ağabeylerimiz var Asfora'da, kardeşlerimiz var, ablalarımız var. Onlardan öyle bir enerji geliyor ki, böyle akşama artık böyle sayılı saatler kala biz zirve yapıyoruz. Sizlerden alıyoruz bu enerjiyi. Ben başta size şöyle bir teşekkür ediyorum. Azize Şubesi'ni her yıl olduğu gibi coşuyor. Evet. Nasıl hazırlandık abi Ramazan'a? Ramazan'a sıkı, disiplinli bir şekilde hazırlandık. Ekibimizi gençleştirdik, güçlendirdik. Tecrübemizle, bilgi birikimimizi ekibimize aktardık. Nasıl olması gerektiğini ve nasıl bir Ramazan geçireceklerini önceden anlattık. Eğitim şart, eğitimli de hale getirince işler kendinden yürümeye başladı. Elhamdülillah ama rahat bir Ramazan geçiriyoruz. İşlerimiz yoğun ama rahat bir Ramazan geçiriyoruz. Abi şöyle bir şey var, mağazanın içine girince şöyle bir bakıyorum abi. Bazı yerin negatif enerjisi insana yansır ama girişte öyle bir pozitif enerji başlıyor ki. Göster mesela abini. Yüz gülüyor abi, böyle bir güzellik yok. Mağazanın içerisinde şu anda gülmeyen insan yok. Güzel bir yerdeyiz, sıcak bir yerdeyiz. Gerçekten elemanları da nacizane böyle yetiştirmişsiniz. Hepsi evet. Ayrı gülüyor, hepsi ayrı bir güzellik. Onlara da teşekkür edelim. Şimdi abi biz senin müsaaden olursa senin mağazanın içinde şöyle biraz dolaşacağız. Hemşerilerle tanışacağız. Kapanışta neler söylemek istersin? İnşallah. Ramazan'ın bütün İslam halimine hayırlar getirmesini diliyorum. Asfara olarak her yıl olduğu gibi bu yıl yine indirimlerle devam ediyoruz. Ama yine de müşterimiz özellikle Azize Şubesi'ne bekliyoruz herkesi. Bir de ayrıca size bir hediye vermek istiyorum. Müşterilerimizle aramızda elçi olduğunuz için, köprü olduğunuz için. Asfora ya, Asfora işte. Çaban Ormanı. Efendim çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani bunu öncelikle kameraman arkadaşım İlhan Kaya ve tüm televizyondaki çalışan arkadaşlarım adına alıyorum. Kabul ediyorum müdürüm, çok teşekkür ediyorum Kanal gerçekten. Kanal 42 ekibine çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz müdürüm. Şöyle mikrofonla bir yere sıkışalım o zaman, böyle olsun, değişik bir şey olsun böyle. Şimdi artık hemşerilerimizin hatırını sorma zamanı. Kıymetli bir ağabeyim çıkmış gelmiş de Erkan onunla tanışmadan geçer mi geçmez. Abim benim dön hele şöyle Konyalılar hemşerilerini bir görsünler. Gel hele abim benim yanıma. Elimde yumurta var, kaçamadım da. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi şükür, seni sormalıyız yani. Bizler de gayet iyiyiz abim. İsmini hele bana bir bağışla. İsmim Hasan Taşdeli. Hasan abim benim. İşten çıktık galiba. İşten çıktık vallahi, çok yorulduk. Yoruldum, kurban oldum. Çok yoruldum. Nerede sıradık. Çalışıyorsun? Çekilemedi ya, sıcak. Sıcak da. Aa, kazan. Abi ayrı olacak. Abim benim. Memleket neresi? Bozkır. Bozkırlısın. Allah şimdi Bozkır'da olacaktık. Aygır Gedi'nin orada olacaktık. Buz gibi sulardan içecek. Bir yakacaktık değil mi? O sulardan içecektik, buz gibi sulardan. Vay abim benim bay. Şimdi Ramazan anlaşıldığı üzere çalışarak geçiriyorsun. Geçiriyoruz. Ama huşuyu yakalayabildik mi abim benim? Yakaladık yani, yakaladık yani. İyi gidiyor. Şükür yani, iyi gidiyor şöyle yani. Heyecan şimdi bak, eve gideceğiz. Heyecanlar şimdi eve gideceğiz. Onun tadı hiçbir şeyde yok yani. Yok yani, yok. Doğru yani. Sen şimdi şöyle Bozkır'a bir selam yolla bakalım. Bizim Bozkır'da köydekilere selam yani.
Aleykümselam. Abi ben sana şöyle bir asfora hediyesi verelim. İftarlık olsun inşallah. Sağ ol. Yani takdim edelim. Kendine iyi bak inşallah. Hayırlı iftarların olsun abim benim. Kıymetli izleyenlerimiz, her gün asforamızın farklı bir şubesine gelen değerli hemşerilerimizle tanışmaya devam ediyoruz. İftara 2 saat kala gelirseniz eğer ki efendim alışveriş çeklerimiz var. Eğer ki yarışma faslını kaçırırsanız birbirinden renkli neylerimiz var efendim? Hediyelerimiz var. Gelirseniz eğer karlı çıkarsanız şimdi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abim benim? Teşekkür ederim. İyiyim abi. Allah'ım iyiliğini arttırsın da böyle biraz sallamış gibi sanki seni abi. Ne diyorsun? Vakit yaklaştı artık. Değil mi yani artık son demleri yaşıyoruz diyorsun. Yani. Şimdi cep telefonu bataryasından yola çıkacak olursak abi şarj ne kadar kaldı? Yüzde kaçlık? Yüzde 10-15 gibi falan sanki 15, böyle. 15 aşağı. O da ezana kadar götürür yani. Yani yanıp yanıp sönüyor evet. Şimdi abi akşama kadar acıkıyor musun, susuyor musun? Hangisi daha çok ağır basıyor sende? Sigara. Vah vah. İnşallah Ramazan vesile olur da kurtulursun diyeceğim abim benim ben. İnşallah. Doğru mu? İnşallah. Şimdi abi onun harici memleket neresi? İçeri Çumra. İçeri Çumra. Gidip geliyor musun memlekete? Aradı. Haydi. Olur mu oralardan diyorsun öyle mi abim benim? Tabii tabii canım. Biz seni daha fazla ayakta tutmayalım abim benim. Senden Çumra şimdi bir selam bekler. Bir selam alalım Çumra'daki hemşerilerimize. Çumra'ya selam olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun efendim. Size şöyle bir asforadan bir hediye takdim edelim. İftarlık olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Kıymetli izleyenlerimiz Azliye Şubesi'ndeyiz hala efendim. Hoş selam geldiniz. Aleyküm selam. Hele gel nereye gidiyorsun? Bir tanışalım. Ekran bir yakışıklı görsün. Heh. Benden bıktılar çünkü ha, böyle. İsim de, nedir? Emir Korucu abi. Gattar Emir de tanırlar. Gattar Emin. Aynen. Emir. Gattar Emir. Bu işte. Merhametli olduğun zaman da Ramazan'da kapalı mısın? Yok abi. Direkt hep gattarım. Hep hiç merhametli gattarsın. Olurum yok. Aynen. Aa, olmadı ama şimdi ya. Ramazan geldi. Sakinleşseydin yani, bari. Yani hep gattarız abi. Ne oldu da gattar oldun sen? Birinciden beri bana gattar Emir diyorlar. Allah Allah. Abi, bir şeyi 40 defa söylersen olurmuş. Oldun aynen yani sende. Aynen öyle abi. Ama özünde öyle biri misin? Özünde öyle biri olduğumuş senden gattar Emir diyorlar abi. Ya ben her türlü yumuşatmaya çalışıyorum ama yanaşmıyor. Adam gattar abi ne yapalım? Ramazan nasıl gidiyor peki? Ramazan iyi abi işte. Tutuyoruz orucumuzu. Allah kabul etsin işte. Devam. Seninki nasıl gidiyor? Benimki de işte gördüğün gibi ekmek parası paşa. Allah bizimki katlar değil böyle mazlum mazlum gidiyor bizimki yalnız böyle. Allah olacak çok versin abi. Senin memleket neresi? Ben Konya. Konyalıyım. Sarıkaya. Sarıkayalısın. Yunan tarafında. Yunan tarafı. Maşallah paşa benim Sarıkaya'ya bir selam yollamak ister misin? Buradan tüm Sarıkaya selam olsun. Kendine iyi bak inşallah. Hayırlı iftarlarınız olsun size. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenlerimiz Azize Şubesi'nin halinde daha nabzını tutmaya devam ediyoruz. Orada bir iftarlığımız kaldı. Bir hediyemiz var. Ömerciğim kırıp dökersin çocuğum. Sen onları ver bana. Burada ağabeylerim var. Onlarla şöyle bir tanışalım. Bir kaynaşalım. İlhancığım takıl bana öndeki abini takip edeceğiz. Gel bakalım. Efendim merhabalar, nereye kaçıyorsunuz? Şöyle bir tanışalım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Şu Güleç ağabeyimizin şöyle bir ismini bir öğrenmek isteriz. Bülent Koçak. Bülent ağabeyimiz ne işle meşguldür efendim? Bir firmada çalışıyoruz. Maşallah. Evet. Yani rızkımızı temin ediyoruz diyorsun temin yani. Temin ediyoruz, evet. Çok şükür abim benim. Nasıl bir gün geçirdik, yorulduk mu şöyle? Haliyle çok yorucu olmasa da Ramazan dolayısıyla... İnsan biraz yoruluyor tabii ki. İlla ki onun ecri sevabı da farklı abi, evet, abim benim. Evet. Memleket neresidir? Konya Bozkır. Konya Bozkır. Az evet. Önce de bir Bozkırlı ağabeyimizle karşılaşmıştık böyle. Bozkır'ın bir köyü mü merkezinden var mısın? Köyü, Kuşça Köyü. Kuşça Köyü. Evet. Gittik oraya gitmedik ama inşallah şöyle yakın zamanda gideriz. Abim benim şöyle fazla vaktini almak istemiyorum. Senin şöyle bir asfora hediyemiz var inşallah. İftarlık olsun. Şöyle Bozkır'a bir selam yollamak ister misin Kuşça'ya? Bozkır'a, Kuşça Köyü'ne, tüm Konya'ya selam gönderiyorum. Ayrıca tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Sevgili izleyenlerimiz bugün sizler için Azize Şubesi'ne geldik efendim. Erkan sordu, Asfora bugün de kazandırdı. Yine birbirinden kıymetli yarışmacılarımızla tanıştık. Hemşerilerimizle Ramazan hasbiyerleri gerçekleştirdik. Azize Şubesi'nin yüksek enerjisini efendim bu güzel ekranlardan sizlere aktarmaya nacizane elimizden geldiği kadarıyla gayret gösterdik. Bu çekimlerde yine değerli kardeşim İlhan Kaya bana kamerada eşlik etti. Teşekkür ediyoruz. Daha sonra asistanım Ömer yine buradaydı. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha sonra Azize Şubesi'nin tüm çalışanlarına... Başta müdürler olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Gerçekten yine bizlerden dostluklarını, kardeşliklerini bugün de esirgemediler. Yarın yine Asfora'mızın farklı bir şubesinde olacağız efendim. Gelirseniz eğer yine iftara 2 saat kala efendim yarışmalar yaparız. Hasbihalleri gerçekleştiririz. Şöyle güzel bir Ramazan hatırası bırakırız. Bizden bugünlük de bu kadar efendim. Yarın farklı bir şubede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.